Nefis yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle yumuşacık ve yağ çekmeyen nefis bir kabak mücver tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden tarifimize başlayalım. Öncelikle 3 adet orta boy kabağın kabuklarını ince ince soyalım. Eğer daha az yapmak istiyorsanız kabak miktarını azaltabilirsiniz. Bu tarifteki bütün malzemeleri kendi kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Uçlarını da kestiğimiz kabakları derin bir kabın içerisine rendeleyelim. Diğer taraftan yaklaşık yarım demet maydanozu güzelce yıkadıktan sonra ince ince kıyalım. Maydanozlardan sonra 3-4 dal taze soğanı da yine ince bir şekilde doğrayalım. Son olarak bir tutam dereotunu da doğrayarak sebzelerimizi bir kenara alalım. 3 adet yumurtayı derin bir karıştırma kabına alarak üzerine yarım su bardağı un, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edelim. Yumurtaları güzelce çırpalım. Burada kullandığınız unun kalitesine veya yumurtanın boyutuna göre kıvamı değişebilir. Yaklaşık videoda gösterdiğim yoğunlukta bir harç elde etmemiz gerekiyor. Gerekirse un miktarıyla biraz oynayabilirsiniz. Şimdi daha önceden doğradığımız taze soğan, maydanoz ve dereotunu ekleyelim. Ardından rendelediğimiz kabakların suyunu güzelce sıkarak karışıma ilave edelim. Özellikle elma, havuç, kabak gibi sebzeleri tariflerde kullanırken suyunu sıkmanızda fayda var. Böylelikle pişerken suyunu salarak kıvamınızı bozmayacaktır. Son olarak tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi karışımımız güzel bir kıvam aldı. Artık kızartma aşamasına geçebiliriz. Bir kızartma tavasına yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ alarak kızdıralım. Yağın kızgın olması mücverlerin yağ çekmeden daha hızlı pişmesini sağlayacaktır. Bu yüzden mücverleri yağ dökmeden önce yeterince ısındığından emin olalım. Ardından karışımdan bir kaşık alarak kızan yağı dökelim. Mücverlerin pişerken dağılmaması için bir kaşık yardımıyla bir araya toplayalım ki şekli daha güzel olsun. Mücverlerin daha ince olmasını isterseniz kaşığın arkasıyla üzerlerine bastırabilirsiniz. Mücverlerin ince olması hem daha hızlı pişmelerine hem de kıtır kıtır olmalarına olanak sağlayacaktır. Altı kızaran mücverleri bir maşa yardımıyla ters çevirelim ve diğer yüzeylerini de kızartalım. Bu arada bunun gibi lezzetli ve pratik kızartma tariflerine ulaşmak için açıklamalara eklediğim bağlantıları tıklayabilirsiniz. Kızaran mücverlerimizi kağıt havlu serdiğimiz bir tabağa alalım ve fazla yağlarını süzdürelim. Kızarttığımız mücverleri daha sonra geniş bir servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Yağ çekmeyen, içi yumuşacık bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Tarifi deneyenler fotoğraflarını sosyal medyada Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşabilirler. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.